Ben daha kapılarımı takmadım, evimi şenlemedim. Bak pahalı, köprü olmadığı yüzünden. Yani köprü olsaydı böyle olmazdı. Tekrar yine yaşayabiliriz ya. Saat 12'den sabaha kadar, yani 5'e kadar devam etti yani. Bunlarda işte yağmur yağdı, bayağı bir şey oldu işte. Dere geldi, işte katmaya çalıştık. Ondan sonra yani devam ettik yani, katmaya çalıştık. Evimizi bıraktık yani sonuçta. Her şeyimizi bıraktık yani. Nereye gidiyordunuz? Yaylaya gidiyorduk. Yaylaya giderken altını kaldık. Bekliyoruz ama ekiplerin yol açmasını. Bayağı bir trafik var, bayağı arkadayız. Kaç saatten beri buradasınız? Yani 1,5-2 saat oldu. Ne zamandan beri buradasınız? 2 saatten beri buradayız. Yolun açılmasını bekliyoruz. 1 saat oldu tam. Nereye gidiyorsunuz? Bayburt'a gidiyoruz. Aslında pişman olduk ama geri de dönemiyoruz. 1 saat oldu. Nereye gidiyorsunuz? Erzurum. Erzurum'a. Bir sıkıntı yok yani. Geldiler, erkenden müdahale ettiler. Ancak gelen su bırakmıyoruz. Araklı merkezden 154. Araklı trafo merkezi. Araklı trafo merkezine gidiyoruz. Geldik buraya saat 7.30'da, yol kapalı. Saat 11.30 olmuş şu an. 11'i çeyrek geçiyor. Yol kapalı. Abi bu sabah bu gezeşi olan işte heyelanda yağmur suyunun getirdiği, ırmağın getirdiği taş toprak burada arı kovanlarını götürdü. Bir kısmını. Top sahasını kapattı. Soyun molalarını kapattı. Şimdiye kadar olan hasar burada. Bir de alt taraftaki balık havuzlarına büyük bir zayiat verdi. Şu anda temiz su gitmiyor oraya. Büyük bir kayıp var. Arak ilçemizde yine akşam geç saatlerde büyük bir yağmur neticesinde heyelanlar, su dere taşmaları, yan dere taşmaları meydana geldi. Dolayısıyla şu anda Çamlıtepe, Çankaya, Kayacık, Erenler, mahallelerimizde Çiftepinar ve Çukurçayır mahallelerimizde ve ana yollarda derelerin taşmasından dolayı sıkıntılar var. Ama Allah'a şükür olsun can kaybımız yok. Sayın Valimiz İsmail Ustaoğlu'nu haberdar ettik. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu'nu haberdar ettik. Bütün kurumları da haberdar ettik. Arak Belediyesi olarak makinelerimizi şu anda acil olarak bu heyelan olan mahallelerimize gönderdik. Müdahalemizi yapıyoruz. Güçlü devletimizde, güçlü hükümetimizde inşallah kısa sürede kapanan yollarımız var. Yolları açacağız. Açıyoruz zaten şu anda. İşte su kesimleri falan var. Onlara da tedavi ederek, tamiratını yaparak halkımızın hizmetini sunacağız. Bizim için önemli olan, en güzel olay can kaybının olmamasıdır. İnşallah bu afetler tabii bundan sonra böyle yağmurlar lokal olarak düşüyorlar. Daha dikkatli olacak şekilde dere kenarlarına artık zaten yasaklandı Çevre Bakanımız tarafından. İşte görüyorsunuz ev dere kenarına yapmayacağız. Dere kenarlarından uzak duracağız. Dolayısıyla geçmiş olsun diyoruz. Araklı'da geçmiş olsun diyoruz. Bakalım balık havuzlarına bakalım. Başkanım.